Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi meslek dosturlarımızdan yapacağız. Dershane hizmetleri esası. Şimdi geçen yapmıştık. O yayınlanmadı. Size anlattığım her şey yayınlanmıyor. O yayınlanmayacaktı. Orada bir mukaddeme yapmıştık. Dinde, fıkıhta, usulde, ilm-i usulü din kaidelerinde şöyle şeye rastlarsınız. Zaruriyat, musellemat, muhkemat, esasat. Şeye benziyor bu. Hani ilmi halde vaciptir dediği zaman veya mekruhtur dediği zaman ne demektir? Mekruh deyince eğer muayyenleştirmemişse, yani tenziyen mekruh dememişse, bu tahrimen mekruhtur. Mekruhtur. Bir şey dendiği zaman mekruh demek, öyle mutlak bırakırsa, tenziyen denmemişse, o tahrimen mekruh demektir. Sonra mutlak bırakırsa tenziyen mekruh. Belirtirse tahrimen. Yani bıraktı, mekruhtur dedi. O zaman tenziyen. Tahrimen olur. Eğer şeyse, belirlemişse belirler. Der ki tenzihtir. Helala yakındır. Tenziyen demek helala yakın, tahrimen harama yakın. Şimdi dindeki istilah manasında, efendim söyle. Yok abi, dediklerini yazıyorum da Musa. Ha öyle mi? Tamam İslam. Bir şey soracağını zannettim. Zaruriyat demek, bu niçin buradan ona geçtim? Şimdi her fen kendi lisanıyla doğar. Fiziğin tabirleriyle kimya izah edemezsiniz. Kimyanın tabirleriyle de efendim psikoloji anlatamazsın. Her fen, unutma, her fen kendi lisanıyla doğar. Tamam. Risale-i Nur da bir fendir. Mevcudatı konuşturuyor. Kendisine has lisanı vardır. Kimyacı olmak istiyorsan kimyanın lisanını bileceksin. Ne demektir? Fiziği öğrenmek istiyorsan, fiziğin tabirlerini öğreneceksin. Mesela fizikte atom denmiş. Sen kalkıp da atoma minnacık denilir mi? Sadeleştirirsen, atomun sadeleştirilmiş şekli minnacıktır. Olur mu işte? Onu tanımlar mı yani? Atom deyince zihnimize neler geliyor, minnacık deyince neler geliyor? Şimdi, niye anlatıyorum? Esasat ne demek? Dinde, fıkıhta, usulde denk gelirsiniz. Risale-i Nur'da da gelirsiniz. Risale-i Nur'da geleceğiniz için ben bunu anlatıyorum. Şimdi fıkıhtakini söylüyorum. Zaruriyat, iman esasları kastedilir. Musellemat, İslam esasları kastediliyor. Muhkemat, Kur'an'ın açık emirleri kastediliyor. Mesela tesettür, içki içmek iman esasından değildir. İslam esasından da değildir. Ama neymiş o? Muhkemattır. Kur'an'ın açık emridir. Yani kıyas olsun diye söyledim. Kur'an'ın emri aynı zamanda İslam'ın emri olmuyor mu? Nasıl oluyor? İslam esasları var ya, musellemat demek, 5 tane İslam esası, namaz kılmak, oruç tutmak. Onu kastediliyor, musellemat. Mesela zaruriyat, iman esasları kastediliyor. Tamam, şimdi anladım. Tamam, 6 tane. Muhkemattır deyince, bu iman ve İslam esasına girmemiş ama Allah'ın açık emirleri.
Mesela Risale'de geçer de bu tabirler onun için yapıyor. Bir de esasat diye geçer. Bu ittifak edilmesi, kabullenilmesi mecburi olan rükünlerdir. Yani terki mümkün değildir. Şimdi biz de uygulayalım. Risale-i Nur'da bazı şeylere diyor ki esas, esastır diyor. Mesela hatırınıza gelen var mı esas? İhlas için esas diyor. İhlas için esas diyor. Uhuvvet için diyor. Uhuvvet mi diyor? Evet. Ona da esas diyor. Mesela birkaç tane sayayım mı? Mesela İhlas dusturu ve esası. İhlas hem dusturdur hem esastır. Çok ilginç. Sadakat ve fedakarlık dustur ve esastır. Sebat ve metanet esastır. Risale-i Nur meslek dusturlarının değişmezliği esastır. Takvayı muhafaza ve bidatları terk etmek esastır. Kıyas edersiniz diye başlıklarını okuyorum. Esasla dustur, muhkemat, zaruriyatımızdır farklı kıyas edeceksiniz. İktisat dusturdur. Esas değil. Siyasetten uzak durmak dusturdur ve esastır. İstina dusturdur. Müsbet hareket etmek esastır. Tebliğ ve neşir vazifesi esastır. Çok ilginç değil mi? Esasta esneklik yok. Dusturlarda biraz daha var. Var. Yani neydi esas? Bak, esas ittifak edilmesi, kabul edilmesi mecburu olan hükümler. Dustur daha düşüktür. Dustur biraz şeye bağlıyor, cemaati meşrebini ifade eder. Mesela cemaatların dusturu var. Birinci düsturunuz, ikinci düsturunuz. Evet. Umumi değil, birinci şeyde ihlasta yok onların. Birinci, mesela 20. lema. İhlas, 21. lema da ihlas. Birincisi, Müslümanlar arasındaki ilişkiden bahsediyor. 20. lema, Müslümanlar arasındaki münasebetimizin ölçülerini koyuyor. Müslümanlardan, nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Aman bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazansınlar demek nefsim ve enaniyetin bir illesidir. Mesela, 20. lemanın ruhu bu. Bunu anlatıyor. Bu esastır. Bu hayır. He. Bu esastır. Bu esastır. Ama diğerleri nefislerdir. Yani mesela cemaatin şeyi var. Risale'nin mesela istina dusturdur. Müslümanlar gidip dayatamazsın. Kardeşim istina var ya ne istiyorsun diyemez. Bizi bağlar. Mesela içki içmek iman esasından değildir. Yani içki haram olmaz. İslam'ın esasından 5 tane de dediği ne deniliyor? Muhkemattır. Kur'an'ın açık haram demiş. Orada içtihat girmez. Açık emirler. İşte bu dersler işte yayınlanmasın diyoruz ama bir dini cemaat var. Dini nasıl cemaatsa faiz helal diyor Türkiye'de. Türkiye'de faiz helal diyor. Bu memleket İslamiye. Aynı böyle yapıyorsun bak. Ya aynen. O da din diye yapıyor ha. Devam edelim. Ne yapayım? Aşağıya baksam sakal, üste baksam büyük demiş. Desem bir türlü, demesem bir türlü, iki türlü. Da neler var ya. Bak. Yani kıyas ediyoruz ki dustur, esas, muhkemat, zaruriyat anlaşılsın diye. Tebliğ ve neşir vazifesi esastır. Tarafkirliği terk etmek esastır. Dahilde. Şu cümleyi unutmayın. İnsanlık dünyasında bir tarafız. Bursa, İstanbul, Rize. İnsanlık içinde
bir tarafız. İslam'dan yanayız. Tamam mı? Müslümanlar içerisinde ise bir tarafız. Tarafımız yok. Evet, taassup yapacağız diye. Taassup ikidir. Menfisi ve müsbeti. Müsbeti şudur taassup. Dinde taassup. Haramı yapmamakta taassup. Sebatta taassup. Oruçta taassup. Menfisi nedir? Aynı meslek ve meşrepte olanların yapması. Bizim gruptan değiliz. Bu menfisidir. Her şey yerinde haktır. Başka yerde kullandırma olmuyor. Mesela çok cesaret erkekte çok güzeldir. Kadında ahlak-ı sıyyedir. Kötü ahlaktır. Kadında haya ahlak-ı sıyyedir. Kötü ahlaktır. Kadında. Kadında haya kötü ahlaktır. Çok haya. Anladın mı? Cömert bir de. Mesela kadında cömert güzeldir. Kadın çok cömert güzel değil. Değildir. Şimdi erkeği uygulayalım. Erkekte çok haya iyi değildir. Haya güzeldir. Erkekte cömert iyi değildir. Çok cömert iyidir. Kadında çok cömert kötüdür. Cömert iyidir. Sade anlatıyor bunlar. Ne acayip şeyler. Kadında cesaret çok iyidir. İyidir. Çok cesaret çok kötüdür. Kocasını takmaz. Erkekte cesaret olmaz. Çok cesaret. Yerini değiştirirsen değişiyor. Fıtrat değişiyor. Ne, niçin söylüyorum? Yerini değiştirirsen fıtrat değişir. Yapa. Mesela bir tanesini yapayım. Bizim köyde oldu. Adam kadının dört olsun. Erkeği var. İlle son çocuk kız istiyor. O da erkek oldu mu? Kadın aynı kız gibi büyüttü onu, o çocuğu. Eşcinsel gibi bir şey oldu. Erkeklerin içine oturamaz, dantel yapar, tığ yapar, çorap örer, etek giyinir, etekte dolaşır, eteksiz olmaz hiç. Kadınlarla oturup kalkar, erkeklerle oturup kalktığını hiç görmedim. Konumuzun acilde ama bunun hükmü nedir ya? Konumuzda bir tanesi var. Şimdi, ilk önce onu çözelim de o sorun dursun. Kardeşim, o çok güzeldir, iyi değildir falan tabirler var ya. Eğer buna uyulmasa fıtrat ikinci fıtrata dönüşür. Şunu yapayım da bak. Yukarıdan şeyleri getirir misiniz ya? Kalem. Kalem burada mı? He. Bak işte. Unutmamanız için yazacağım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, L, K, L, M, N. Alfabetik olsun ki ezberlersiniz. Bak, fıtratı selime, fıtratı seniye. Peki, size şunu söyleyeceğim. Bu mu daha öncedir ve cecede bu mu? Bir. Evet. Doktor da var değil mi aramızda? Ama ses de çıkmıyor. Alfabeyi unuttun mu? Üstteki demiştim abi de. Öyle mi? Tamam. Takılırım öyle. Fıtra buradan kalsın diye, ezberlemenizde kolay olsun diye. Tamam. Bu birinci fıtrattır. Yani fıtratı asliye. Bu ikinci fıtrattır. Sonradan kazanılan
Tamam mı? Şimdi ruh da cinsiyet yoktur. Ruh kadın değildir, erkek değildir, dişi değildir, erkek şey değildir. Elektrik gibi. Elektrik dişi midir, erkek midir? Güneş dişi midir, erkek midir? Su dişi midir, erkek midir? Su. Girdiği yere göre şekil alıyor. Tabii. Mesela hava. Şimdi ruh bir kanun-i emridir. Dişi mi erkek yoktur. İçerisinde ne vardır? Kanun-i emri olduğu için evamir-i tekviniye var. Evamir-i tekviniye de sistemle çalışıyor. Yani kanunlar var. Kanun emridir yani. Kanunlar dişi midir erkek? Yer çekim kanunu dişi midir erkek midir? Buyur. Peki ne yapar? Su gibi girdiği kalıbı çalıştırır. 3,5 yaşına kadar kız veya oğlan çocuğu dişiliğini, erkekliğini bilmez. Hatta eşyanın canlı ve cansız olduğunu ayırt edemez. Hatta emri nisbiyen itibarları varileri yoktur. Yeni yeni oluşuyor. Mesela elektrik klimaya gider, soğutur. Elektrik ocağına gider, ısıtır mı? Ha, bu ruh, çok önemli bir şey anlatacağım. Soruna geleceğim. Bu ruh, bu cesede girdi mi? Bunu çalıştırıyor. Bu organlara uyum sağlaya sağlaya çocuk 3,5 yaşına kadar kendin ruhu cesede yabancılık hisseder. Onun için gözüne sokar, bir ateş elini sokar, ruhta ateş yok ya, yanmak yok ki ruhta. Düşmek yok. Onun için ruhu esas bildiği için çocuk bedeni kendisinden kabul etmez. Vurur, kırar, atar kafasına. Sonra bu senin kafan diyoruz. Aa, gözün nerede? Öğretiyor anne. Göz, ha gülüyoruz. Gözün burada, böyle yapınca çok gülüyoruz. Kulağın nerede yavrum? Burada. Değil mi? Böyle kulağınmış, burnunmuş diye diye ruhu cesede adapte oluyor, uyum sağlıyor. Sonra 3,5 yaşından sonra bedensel hisler aktif oluyor. Cinsel organları hislenmeye başlıyor. 7 yaşında fark ediyor. Buluğ çağında sorumlu oluyor. Şimdi o çocuğu şey yapayım da ondan sonra. Şimdi bu aslı Allah'ın verdiği. Bu da bu nasıl etkilenir? 1, 2, 3, 4 tane etkilenir. 4 tane şeyle bozulur veya düzelir. Zaman, zemin, ta'an, libas. Bunu da kısaca şey yapayım. Zaman, yaşadığı asır, ve yaşı, yaşa ait psikoloji, duygular gelişiyor. Yani 40'tır, 10'dur, tamam mı? Zemin, mekan, bulunduğu mekan, ceset, tamam. Tam yedikleri, içtikleri, libas, giydikleri. Bu yedikleri, içtikleri helal haram noktasında değil mi aslında? Tabi. 40 gün erkeğe kasabeti kalp olur. Evet. Hakikat değil mi? Hakikat. Mesela benim hiç şansım yok. Sığır etini ve büyük etini yiyeyim. 2 saat kıvranırım. Hiç şansım yok yani. Kitap okuyamam. Yani böyle. Çünkü Allah Resulü diyor ki büyük hayvanların sütünü, küçük hayvanın etini yiyiniz. İnsanda hayvan et yiye mizacı hayvanlaşır. Neyse. Küçük çocuğun da tesettürü büyükler gibidir diyor. Örtün diyor. Bak bu sonradan kazanılan. Bu etkiliyor. Cesedin şekli de etkiliyor mu? Etkiliyor. Ceset etkileniyor. Mesela utandın.
utanınca cesette kızarmıyor. Yok, yani cesedin kendi şekli etkiliyor mu? Etkiliyor. Uzun olur, şey olur, rengi olur. İşte bu tabii, o ceset tabii, etkiliyor tabii, tabii. Onda. Etkiliyor. Duygularını etkiliyor. Hı. Mesela uzun oldu, ahmak olur çoğunlukla. Kel olur, ahlakı çok ağır olur. Ona dikkat edeceksin, ahmak olur derken. Yani bu itham değil. Yani fazla basmaz, ona göre kendi ilmi olmayan ama. Bunu söylediğim şu, İbrahim Hakkı da böyle diyor ama. Mesela bir çocuk uzun, hiç dini eğitim almadı, dershaneye gitmedi, risale okumadı. Kabak gibi büyüdü, patlıcan gibi. Bu ahmak olur. Ama risale okudu, mesela kendi yaptı, mesela Tayyip mesela, uzun boyludur. Yani kendine eğitim yaparsa değişir. Şekillendiriyorsun. Yani tamam mı? Onu bilsin. Mesela diyelim ki keldir. Hiçbir din eğitimi almasın. Ahlakı ağır olur, geçimsiz olur. Bunun için demiş, adam kendisi diyecek ki ben kelim, tamam. Benim ahlakım ağırdır. O zaman karşı iki tarafla da diyaloğumu ne kurayım? Ben de diyorum ki bu kafası kel, bununla geçim zor olur. Tedbirimi alır. Yani Müslüman arasındaki, bunlar niye deniliyor? Müslüman arasında kavga önlensin diye. Mesela şişmanda hikmet olmaz. Yani ben tedbirimi alacağım, o da tedbirini alacak. Yani kim? Dini eğitim almamış olanlara. Dini eğitim almışsa değişiyor. Sorduğu için söyledim, ceset. Mesela adama çok anlatıyorsun, yapmıyor ya bedenini. Yani peki sizce bir manası yok mu? Erkek adam küpe takmış, kolye takmış, bilmem ne takmış buraya. Bu ne demektir? Bu kolye, bilekli takıyorlar. Bu ayet-i kerimede de var. Diyor ki, cehennem ehline diyor, bileklerine diyor, zincirlerle bağlanacak diyor. Niçin altın erkeğe haram? Çünkü cinlerin, kadınların, altının dalga boyları birbirine eşittir. Cin, kadın, altın insana dişilik pompalar. Dişi takarsa, kadın takarsa kadınlığı gelişir. Ne acayip değil mi? Şimdi gelelim senin şeyine. Bu anne erkek çocuğunu kız gibi büyüttü. Kız gibi işler verdi. Saçını uzattı, etek giydirdi, bilmem saymayayım. Bu erkekte duygular kadına benzedi. Bu sefer nasıl düşünüyorsanız, hisleriniz nasılsa beden öyle salgılama yapıyor. Organlar, bazılarının da organları da farklı oluyor. Hunsa diye duydunuz mu hiç? Allah. Fıkıhta geçiyor. Hunsa. Hunsa yazıyor ama şöyle yazalım. Başka ne sizin? Böyle yapayım size. Tamam. Şimdi hunsa. Bir de Hunsa-i müşkil var. Müşkil. Bunları duydunuz mu, duymadınız? Boşuna mı bağırıp çağırıyorum? En az, en ilmal okumaya var mı? Bir ki Ömer nasıl bilmeni. Baştan sona kadar. Ersan okudun mu abi? Güzel. Doktor okudun. Baştan sona okumadım. Okumaya? Ben de baştan sona okumam. Allah. Fıkıhtan bahsetmiyorum ha, ilmi abi bu. Bunlar, yani şimdi bir organ, erkeklik organı, hunsa ise yani normala göre değildir. Yani erkeğe benziyor ama hani basit seviyede. Hunsa-i müşkil ise ne erkek organı var ne dişi organı var. Tamam mı? Bir, affedersin, idrar atma yeri var. Çok, bunlar fıkıhta kaydediyor. Bunlara bile hüküm getirilmiş. Kimde hüküm getirmiş din bunlara? Yani boş ver şimdi, onlara şimdi yapmayalım. İki organ olan da var değil mi?
İkisi de var. Hem dişilik hem erkek. Yok, o şeytan. Bazı Hindistan'ın bazı tipinde yok mu? Yok, kolsaymış gibi de şu, ikisine de uygun. Dişiye de benziyor, erkeğe de benziyor. Kolsaymış gibi. Onu ameliyatla mesela erkeğe dönüştürebiliyor, kadına dönüştürebiliyor vesaire. Böyle mahluklar da var. Şimdi konumuz, gerçi diyeceksiniz ki nereye atladın ama fıtratı bilmemiz lazım. Ne olacak? Ne yaşıyorsanız duygularınız da o cinstendir. Mesela siz çok az vardır. Benim biraz saham olduğu için. Saham derken ilişkim senin de öyle. Mesela denizcilerde, denizden çıkmayanlarda istikametli, mutedil, takvalı bir insan rastladınız mı? Bir tane rastladım. Rastladın mı? Hah, bak ne dedi, bir tanedir rastladım. Ben zihnimi şey yapıyorum, denizci bir, Allah rahmet etsin, kuru abi vardı ama oğullarına devretti, kumcuydu. Balıkçı olacak da, balıkçılık yapacak veya denizde kum çıkartacak. Yani tek tük var yok, ben şu anda bir tane hatırlıyorum. O da belli yaştan sonra çocuklarına devretecek. Peki niye? Şeytanlar okyanusta olur. Şeytanın karagah okyanustur. Onun için dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçer. Orada şeytanın karagahında çok bulunuyorlar. Çok yakın. Büyük gemilerle okyanusta. Aynı değil mi onlar? Aynı. Arkadaşlar, zaman, zemin, tam, libas, doğrudan doğruya, fıtratı seniyenizi olgunlaştırıyor. Fıtratı selimeden çıkartıyor. Tamam. Sonra bir yaştan sonra fıtratı seniye dönüyor diyebiliyor muyuz? Fıtrat yok, seniye. Ne yaşarsan, mesela... Yaşı ilerledi. Şöyle, 40 yaş. 40 yaşa ne deniliyor? Evet. İşaret içerisinde geçiyor değil mi? Ne diyor? 40 yaşında peygamberlik gelir. 40 yaşında evliyalık gelir. 40 yaşında vazife yüklenir kişi. Omuzuna yük koyar. Öyleyse der ki ağırlığı. Yani omuzuna öyle hisseder ki. Acayip hisseder. O hiç hissetmedi. Vallahi 30'undan 40'a kadar geldi. 40'tan sonra da aynı. Leylim bir adam ya. Öyle bir idealist şeyi yok ya. Sorumluluk taşımıyor. 40 acayip bir şeydir. Dönüm noktasıdır. İlacıdır. Eğer 40'a kadar bazıları kızacaktır. Aman ne yapayım? Rusu peyda eder diyor. Rusu. 40'a kadar ahlakınız karakter olur. 40'a kadarki hayatınızın tümü karakter olur. Ben değişemem. Çok zor. Güneş diyebilirim ama değişemem. Buyum. Peki o hiç mi? Allah madem değişemezsiniz, o sorulacağı için söylüyorum. Vel kazimine gayze vel afine aninnas. Kastamına geçiyor. Değişir ama çok zor. Mesela diyelim ki 40'a kadar namaz kılmadın. 40'tan sonra olmaz mı? Olur ama ruhu çok zor eğilir. Cesedi demiyorum. Ne ağzı tutar, ne kıçı tutar, ne dili tutar, ne kıraatı tutar, ne mahreci tutar, ne aleti tutar. Ondan sonra namaza yapıyor bakış. Namaza yapıyor. 40'tan sonrakiler de olur. Namaza başlayanlar. Bak şimdi. Gördüğümü söylüyorum. Böyle iniyor. Mehmet. Bir sükü bulması lazım böyle. Kamyonun amatörü gibi. Bak şimdi. Böyle. Buna sükün deniliyor. Böyle. Bu eller gergin olması lazım. Tamam mı? Böyle hürmet edeceğim diye böyle rükü olur. Böyle bir şey olur. Kızıyorum ha. Böyle bir şey. Gördün mü bizden? Niye örnek almıyorsun? Bu düz olacak. Bu da düz olacak. Bunu attık. Dört parmak öne bakacak. Böyle. Alimler der ki secdeye mi bakalım? Ayağın üzerine mi? Çok azdır secdeye bakma diyenler. Çünkü
ayağın üzerine bakmak daha zillilik, zelil, daha tevazu, daha alçak oluyor insanın nefsi. Daha zelil oluyor. Şöyle olunca acayip bir şey yani, dik kafalı. Neye uzatıyorsun kafanı? Şöyle indire kafanı. İndirin. Şimdi adam nasıl 40'tan sonra başlayanlar nasıl başlıyor? Şey nasıl oluyor? Bak olmuyor. Böyle. Biraz izli mi yaptım? Aynısını biraz yapayım yavaş. Ha inmedi. Tamam yapamadım. Gene yapamadım. Yapamıyorum. Demin güzel yaptın. Ha? Demin güzel yaptın. Güzel miydi? Bak şöyle. Yani yapamıyorum yani rükû olmadı kıyama da durulmam. Peki en az ne kadar duracak yukarıda? Sümiyallahu men hamide subhanallah diyecek kadar duruyorsun. Subhanallah ne kadar duracak? En az. Tamam mı? En az subhanallah diyecek kadar duruyorsun. Tamam. Peki secdede gittin. Ne kadar? Böyle yapıyor. Bak. Lan dur lan. Dur bir doğru. Bir nefes alsın. Bir organlar yerine otursun. Bak yapıyorum. Bak bu şey. Ha bak parmaklar dört parmak. İleriye bak. Heh. En az suat. Suat en az duruşum. Subhanallah. Kadar. Deme de. Durdum. Bir, üç, en fazla beş. Ben diyorum içimde, yani sakınca var mı orada? Subhanallah diyorum. Ben duruyorum, subhanallah diyorum, ondan sonra şey. Ha yani yok öyle bir şey yok da sen deme ya. Ben içimden diyorum. Yok deme. Subhanallah onun için boşuna, o demek Allah boşuna söylettirmedi. Subhanallah demeyeceksin, subhanallah diyecek kadar dur. Oturuyorum işte. Dur. Bir, bak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Deme de. Bak bu kadar, üç defa dedim, Allah. Tamam. Şimdi 40'tan sonra olduğu zaman... Üç defa mı bir defa mı iki secde arası? Hani iki secde arası. Üç defa yapacak kadar duruyorlar. En az. En az bir defa. Yani en az, ondan sonra zaten olmuyor diyorum. Yani şu kastedim de, şimdi gittik mi abi? Şöyle yaptı. Ne secdesi, bir şey olmadı ki. Ne yapacaksın? Bak gittik. Yaptık mı bunu? Bunu konuşmuyorum. Subhane Rabbiyel A'la'yı konuşmuyorum. Allahu Ekber. Ne kadar duracağım burada? Subhanallah. En az bunu diyecek kadar. En az. Yoksa olmuyor. Ama en az. Ne ortası? Normali. Üç tane diyecek kadar. Subhanallah. 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 Allah'ım. Deme de diyecek kadar. Ben orada bir şey fark ettim abi. Suudi Arabistan'da, Mekke'de namaz kılınan orada bekliyorlar ya uzun. Acayip bir şey oluyor yani orada. İnsan bir şey tuhaf oluyor. Çok tuhaf. Çünkü niye biliyor musun? Rükü'deki koridor, kıyamdaki koridor, mesela ayaktaki koridor. Böyle. Şimdi böyle bakılmaz. Zaten mekruh ya. Secdeye bakılır. Böyle. Şu dört parmak çok önemli. Buna bağlıyorsun. Tamam mı? Böyle bağladın. Buradaki bir boyutlaşma buradakiyle hiç alakası yok. Bir tuhaf yani. Eğer ben dediğim gibi yani bu fıkıhta geçtiği gibi yaparsanız ben belanız olmaz. Böyle yaptığın zaman tamam mı? Bir bak böyle bir boşluk oluyor. Bak indi. Görüyor musun sırt? Aşağı in. Böyle bir salıver yukarıyı. Yukarı bak kalkıyor ya kapır. İndir bırak. Olmaz. Dümdüz oldu sırt zaten. O zaman ben tak, o aşağıdaki o kemik burada etle kurtarıyor. Çok razı, o kadar zevkli oluyor ki, bunu alışsa insan rüküden kalkası gelmiyor yani. Böyle yapsan olmaz, canın sıkılır. Böyle bak bırak, bak o kadar rahatım ki şu anda. Bir de kafayı soksan, ayağına bakacaksın, en zelil. En kepaze, en alçak nefis konumu bu. Öyle.
Bir de o pozisyonda bütün sinir sistemi geriliyormuş. Beyninden ayak ucuna varana kadar bütün sinir sistemleri geriliyormuş. Ondan rahat oluyor. O kadar rahat. Ha şimdi tahiyatta doğruldun şey secdeden. O andaki boyut, kıyamla boyut arası alakası yok yani. Bu başka bir halet. Herkes anlar bunu boyut olur. Nasıl anlar? Başka bir halet rüya olur. Başka kesin acayip bir şeyler oluyor. Şimdi biraz Saadet Aracı çıktık ama bunları sileriz. O bunlar da demek ki ihtiyaç varmış ki böyle. Yok, olsun. Şey oldu abi, isabetli oldu ya. Güzel oldu konu. İhtiyaç olur mu? Tamam olur. Peki. İyi o zaman dursun içinde. Peki dostur esasa devam edeyim. Devam edeyim ya. Tarafkirlik, tarafkirliği terk esasın. Yani cemaat içinde tarafkir olmayacağız. Müslümanlar arasında tarafkir olmayacağız. Hak olacak. İnsanlık tarafında, insanlık dünyasında tarafkir olacağız. Müslümanlara taraftarız, kafirlere değiliz. Müslümanlar içerisinde tarafkirlik değil, edile-i şeriye. Müslümanlar arasında nurculuğa taraftar olmayacak. Olmaz o da. Mesela diyelim ki Adıyaman tarikatı, Mahmud Efendi tarikatı, nurculuğun dışında bütün dini, Türkiye'deki cemaatler tarikattır. Tamam mı? Hepsi. Kadiri ve Yanakşı'dır. Şimdi nurcuları bağlayan dusturlar, Adıyaman'ı bağlayan dusturlar, Mahmud Efendi'yi bağlayan dusturlar, mesela Süleymancıları demiyor. Süleymancılar açık Allah'ın emri olan faiz-i helal dedikleri için Türkiye'de onu cemaat olarak kabul etmiyor. Açık Allah'ın emrine harama helal dedikleri için. Onu da bilerek yapıyor. Mahmud Efendi cemaat, Adıyaman, Kadiri vesaire. Şimdi herkesin dusturu yok mu? Var. Bizim dusturunu alıp da ona monte edemez adam. Mesela istina dusturdur. Kardeşim nurculukta istemek yoktur. Para istemek yoktur. Nasıl tarikatçılar istiyor diyemezsin. Soruna cevap ver. Meşrebinde koruyacaksın. Bunu. Ama meşrebinde koruyacaksın. Eremeyeceksin. Yok. Yani Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatine bu pencereyle bakmayacaksın. Böyle bir hakkın yok. Ama nurculuğu iddia edenlere bu para istiyor mu? Bu kitap neşrediyor mu? Tamam mı? Bu siyasete bulaşmış mı bu cemaat? Devletin şeyleriyle uğraşıyor mu? Silahlı mücadeleye geçmiş mi menfi hareket? Dostur bizde. Tamam. Kafama yatmıyor. Kafana yatar ve yatmaz. Senin kafana göre ayarlanmamış. Kafana yatarsa olursun, yatmasın çekip gidersin. Tarafkirliği terk esastır. Adaveti terk dusturdur. Enaneti terk esastır. Biliyor musun? Riya, şöhret ve teveccüh nası terk etmek esastır. Rekabeti terk etmek dusturdur. Hubuca terk etmek, hubuca, şöhret için esastır. Menfi milliyetçiliği, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, menfi milliyetçiliği terk etmek, İslam milliyetine dayanmak nedir? Esas. Esastır. Aferin sana. Dustur olamaz. Çünkü emir var yani Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an tabii. Emir var tabii. Dar ve geniş daire farklılığın esastır. Korunamazsın çünkü. Bunlar Hasan abi sayılmıştı geçen derste çoğuyoruz. Evet. Tazeliyoruz. Gaye sahibi olmak esastır. Hürmet etmek ha efendim değil. Hürmet ne demek? Mahrem, haram alanlara girmemek. Haddini bilip hududunda kalmak. İlişkilerimizde hürmet var. Hürmet demek haram bölgelerimize, yani hadi kısacası senin işine girmeyeyim bir şeye. Haddini bilip hududunda kalmak. Bunun adı, dışarıdaki görüntüsü saygıdır, hürmettir.
edepte diyebilir miyiz? Yani? Edeptir. Edep, evet. Edep tabii. Haddini bilip hududunda kalmak. Hürmet. Keyfiyet esastır. Sayı çokluğuna bakmaz nurculuk. Oo, bütün Zeytinburnu nurcu oldu. Sürüsü olsaydı güzel olur ama kalite var mı? Yok. Ustad onu şöyle diyor. Sürüsü sürüste darp etmek. Mesela 1 bölü 3, 1 bölü 3 kaç yapar? Veya 2 bölü 3, 5 bölü 5 bölü 3 kaç yapar doktor? 7 bölü 3 toplamda. Çarparsak darp diyor. 2 bölü 3, 5 bölü 3. 10 bölü 9. Evet. Ne demek 10 bölü 9? 10 tane elmayı al, 9'a böl. Peki, usta diyor ki, 4'ü 4'ü yanına getir. 4, 4, 4, 4. 4444 oluyor. Yani, şöyle de diyeyim. 1 bölü 3, 1 bölü 3 çarparsak ne yapar? 1 bölü 9. 1 bölü 9 yapar. Peki ne demek bu? Bir elmayı böl, 9'a böl. Ama biri yana bir koy, 2 olur. İşte 11 olur. Yani kalite, bir elmayı 9'a bölmek, 1 bölü 3, 1 bölü 3 çarparsanız 1 bölü 9 yapar. Bir elma, 1 bölü 9 demek, bir elmayı 9'a bölmektir. Peki, kalitenin peşinde olursanız, birin yanına bir koyun, 11 olur. Yani kalite önemli değil. İnsanlık tarihini değiştirenler çokluk değildir. Sürüdür onlar. Mesela şey aklıma geldi, dün bir mektup okudu da, Tahsin Tola. Mesela 100 senelik iş yapmış diyor. Evet ya. Bak bir kişi ama. Şimdi burada Zeytinburnu'da 1000 kişi var. Bu işi yapmış mı? Hiçbirisi yapmamış. Şöyle diyelim. Ersal, bir kantar düşün abim. Bir kantarın bir ucuna İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni koy. Allah şefaatine mazhar eylesin. Allah selamımızı iletsin ona inşallah. Kantarın bir kefesine İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni koy. Tamam, koydun mu abi? Şimdi bu asırda ne kadar insan koyalım öteki kefesine de bunu tartsın. He? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok diyor. Ya bin tane tarikatçıyı falan. Nurcu'yu koy. İmam-ı Rabbani Hazretleri ya. Azabiler var, onlar da mı koyalım? Tabii ya, İmam-ı Rabbani Hazretleri ya. Çok büyük. Safiyeler, abiler de dahil mi? Safiyeler de dahil. Allah Allah. Ustad hariç. Ya Ferdi Ferit bak, onlar azab. Yani varılamaz. Şahs-ı manevisin demedim abileri. Fert olarak. O da ferdi. Döv. Acayip yani. Keyfiyet esas anlatmaya çalışıyorum. Meşveret ve şura esastır. Birkaç tane kaldı. Risale'nin eserlerini esas almak ve nazarları ona çevirmek ve ona teslimiyetle kanaat etmek bizim esasımızdır. Şahsı değil kitabı esas almak, şahsı değil kitabı esas almak, esas. Ali Beyt'e muhabbet, esas. Hastar dairesinin varlığı Risale-i Nur'da esastır, dershanecilik. Yani. Dershane hizmetlerini demiş miydim? Hı hı. Ha, gelmedi daha, yok. Vakf hayat, nurculukta esastır. Dershane hizmetleri bu hizmet, öyle dershane, esastır. Başka tarihlerde olmadı vakf-ı hayat. Asr-ı Saadet'te var. Asr-ı Saadet ama arada bir boşluk. Yok. Asr-ı Saadet'te vakf-ı hayat var. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanında bir de en son müceditte olacak. Hayatını Kur'an'a vakfedenler. Esas ama yine de tabii fert olarak olmuş değil mi? Yani? Olmuş. Ama cemaat olarak gözükmesi müceditin cemaatinde gözükecek. Çünkü son peygamber, son Mehdi. Son peygamberin sıfatları son müceditte gözükecekmiş. Hatt-ı Kur'an'ın muhafazası Osmanlıca esas.
vazife-i ilahiye karışmamak dusturu ve esası. Yani işini yap, Allah'ın işini sorgulama. Bunu yaparsan böyle yapar mısın ya Rabbi? Böyle sana ne denmiş öyle yap. Bitti. Şimdi burada dershanecilik, dershane hizmetinin bir paragrafı okuyacağım, keseceğim. Dershane hizmetleri esastır. Hizmet-i Nuriye'de medreselerin varlığı esas olup dershane hizmeti ve tarzı değişmez ve kıyamete kadar devam eder. Onunla alakalı paragraf. Nereden okuyorum? Emir Dalaikası 2231'den okuyorum. Ustadımız 10 sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği Nur medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor. Ustadımız Barla'daki 9 senelik ikametgahı olan ve Risale-i Nur'un 1. dershanesi hem 6 vilayet genişliğindeki Medrese-i Zehra'nın çekirdeği bulunan hanesini Medrese-i Nuriye olarak Risale-i Nur'a vakfetmişti. Şimdi onu mutakip hem İsparta ve civarı kazaları ve bazı köylerinde hem Diyarbakır ve Şark'ta Nur dershaneleri açılmaktadır. Bu suretle o dershanelerde nurların okunması ve nurlarla meşguliyete devam edenlere ve ders alanlara ne deniliyormuş? Talebi ulum şerefini kazandırmaktadır. Dershanelerde, bir daha okuyayım bak. Talebi ulum değil, talebi ulum. Talebi ulumu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Lazların bir böyle deriden bir şişirme bir şey oluyor. Ucunda da bir tane de şey var. Ney gibi. Şişiriyorlar. Ondan sonra tulum çalarlar. Hava. Adam şişirir. Daha bırakır. Ondan sonra o boşanana kadar adam çalar. Sen zannediyorsun ki adam öfürüyor. Değil. Birisi arkadan öfürüyor işte. Talebi tulum bu. Talebi ulum ise dershanelerde nurların okunması ve evden Risale-i Nur'la meşguliyete devam edenlere ve ders alanlara talebi ulum şerefini kazandırmaktadır. Bu cemaatimiz içindeki konuşma yani bizi bağlar. Bu uygulanmaz dışarıya. Bizi. Talebi ulumun ise ne demektir bu talebi ulum? Adi hareketi, tuvalete gitmesi, yemek yemesi, temizlik yapması, lavaboları temizlemesi, el mühimi de gelen misafirlerle meşgul olması, yanında oturması. Ya epey zamanım gitti ya, bunu adam da kalktı da gitmedi ya. Bazı fuzuli adamlar da var, onu tespit edeceksiniz, teşhis edeceksiniz. Her hafta o ahmaklığı yapmayacaksın. O adam kendisiyle meşgul olmayı ister, yapmayacaksınız onu. Hizmet zannediyorsunuz, yapmayacaksın. Ben ders yaptıktan sonra cumartesi, ondan daha tesirlidir siz yeni birisinin yanında oturmak. Bazı psikoloji sorumlular göreceksiniz. Baktın seni meşgul ediyor. Bir sebeple kalkacaksın. Ya çay hizmeti için, ya bir kapı şeyi için yanında kalkın. Bakın böyle alıcı mı değil. Yanında oturur oturmaz gar konuşuyor. Oturma onunla. Bu verici istasyon. Bir bakıyorsun başka bir tane psikoloji şey böyle seni meşgul ediyor. Yani nurlara müşteri olanları teşhis, tespit edeceksiniz, onunla meşgul olacaksınız. Benim dersten daha tesirlidir. Dersten sonra onun yanında oturmak. Nura muştak, müşteri olana. Tedavi için gelmiş mi? O ders dinlesin, neydi, gelirse gelirse. Ama onunla meşgul olma çünkü istifade edecekleri kaçıracaksın. Adi hareketi talebe yolumun da uykusu dahi İbadet hükmüne geçtiğini bazı büyük müştehitler beyan etmişler. Burada duruyor. O bir şey okuyabilir miyiz? Oku abi. Bu dershanecilik şey hizmetiyle ilgili. Şimdi bütün Emirdağ 233 vasiyet bana herhalde bu. İkinci Emirdağ. Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda hizmetimde olup bir derece tam tarzı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde 4-5 adamı mutlak vekil tayin ediyorum.
Bu şart yani. Sadece yani bilmek yetmiyor. Yani yakınında. Yakınında olacak. Yakında ustadın meslek ve meşrebini görecek. Görecek. Onları uygulaması için mazideki o kültürü, o davranışı, o esası ve dusturunu yeni nesile nakletmek uygulamasını noktasında şunları mutlak vekil yapıyorum. Bilenler, yakından görenler. Yakından görecek bir de. Ne yapacaklar? Bunlar nereye mutlak vekil? Bu konunun vekilidir, benim vekilimdir. Çünkü niye? Unutma, sözleri lugatta çözersiniz. Lemaları lugatta çözersiniz. Şuaları lugatta çözersiniz. Mesnevi Nuri'yi lugatta çözersiniz. İşaret-i icazı lugatta çözersiniz. Laikalar lugatta çözülmez. Yaşanan bir hayatta çözülür. O tabirleri mesela diyelim ki ihlas, şey sadakat. Lugatta ne yapacaksın? Bir gaye, bir maksat etrafında kafanı karıştırmadan teslim olmak. Sadakat. Ne oldu yani? Bu yaşantı gözükmesi lazım yeni nesil. Yani yeni gelenler bizdeki Risale-i Nur'a sadakat yaşantımızı, çünkü dusturlar yaşantıyla tevarüsen nakledilir. Yani kitaptaki tabirler yaşantıyla doldurulur. Yaşanarak, yaşayarak göstereceksin. Yeni birisi geldi, kardeşim insanına kanaat et, sadakat, sadık ol. Nasıl olacak? Ne anladı o sadakat? Lugatta olmaz. Ben de mesela Kur'an okumayı görmezsiniz. Ben de Risale-i Nur okumayı görmezsiniz. Ben güya vakıfım, zırp 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 sinek gibi oraya atıyorum oraya. Hani vakfetmiştin hayatı? Nereye vakıf? Zıp 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 dolaşıp duruyorsun. Hizmet namı altında. Hizmet değil ki böyle. Vukuf ehli olman için vakf olman lazım. Sen değil, onlar şey yapacak, irtibat kuracak. Çünkü niye? Sen zıp 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 diye dolaştın, bunun adı da hizmet koydunsa ne zaman yetişeceksin de anlatacaksın? Ne zaman yetişeceksin? Peki zıp zıp atlayan ne yapıyor? Kendisini oyalıyor, kendisini aldatıyor, kendisini yalan söylüyor. Aa, ama yani cemiyete düşmektense bu olamıyorum. Ha, ortağı berzah bu. Ama bir kötü tarafım var, vakıfım deme. Vakıfım deyip vakıf diğer insanlara, yeni olan insanlara örnek, kötü örnek oluyorsun. Vakıflık bu değil. Olmadığın halde niye vakıflık? Evlenmemek vakıflık değildir. Bir sürü evlenmeyen insan var. Biyolojik sorunundan evlenmeyen, para sorunundan, psikolojik sorunundan veya ne bileyim böyle bir hissi yok, evlenmemiş, vakıf mıdır? Vukuf ehli olacak. Hakim olacak yani. Oturacaksın dershanede, tetibat yapacaksın, gömleğin buradan yırtılacak. Ver elini bilmem neresi, ver elini Kastamonu, ver elini bilmem neresi. Ve her ay bir hafta bir pahane çıkarıyorsun. Bir de vakıfsın. Böyle vakıflık olur mu? Tamam deme. Tamam dershanecilik yapamıyorum. Dışarısı da iyi değil. Ne yapayım? Ha, berza ama vakıfım dersen yeni gençlere kötü bir örnek olur, hedef olur. Ha, vakıflık bu mu ya? Der. Veya seviyesi düşük olur. Bir vakıf deme. Hizmet ediyor. Hizmet ediyoruz. Tamam, hizmet ediyoruz. Tamam. Hizmet ediyoruz. Hizmet ediyor. Vakıflık deme. Bekar, her bekara vakıf denmez. Her sakallı insana ne dememek lazım? Dede demiş. Dede demeyin diyor. Adam Emre gibi sakal bırakır. Aa şey, Soğan, bizden de ufak, sakal bırakmış. Dede mi diyeceğiz? Her sakalı deden zannetme derler. Olmaz. Tamam. Yani vukuf ehli olacak. Vukuf ehli vakıf olacak o meseleye. Vakıf olabilmesi için o meseleyi tetibat etmesi lazım. Oturması lazım. Buraya irtibat kuracaklar diş dünya. Sen buradan gidersen esnafa, oraya buraya. Peki bu çevredeki insanlar kimle irtibat kuracak? Bir de dershanede vakıf adam dusturlara, kaidelere, prensiplerine, edebine, haddine, hududuna, hürmetine riayet edecek. Sabaha oturuyor beyefendi hazretleri şeriata zıt olarak. Sabaha oturuyor, tamam? Bak şimdi.
Oysa 12'den sonra yatsı namazını anifede kılmak mekruhtur. Hem de tarimen, mekruh deyince tarimen oluyor. Bak zarara bak. Sabaha kadar mutalalar yapılıyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de ve canla ne mekum subata. Gece istirahat örtüsü yaptım, gündüz maişet içi yaptım diyor. Öyle değil? Ha. Onun adabı var. Yatarlar. Tamam. Yatarlar akşam yatsıdan sonra, yatsıdan sonra. Teheccüd vaktinde kalkarlar, ondan sonra şey yaparlar, yatarlar ama. Peki ne oluyor? Bak ben başıma geleni söylüyorum. İşim bu, benim bu ya, yaramızda. Şimdi sabaha kadar oturdu, zor sabah namazını kıldı, zor durdu. Şimdi bu adam 8-9'da kalkabilir mi? 10'da zili basıyorlar dershaneye, talebe, ders boş geçiyor. Çevrede bir lise var. Bir nur talebesi, ya başta ya burada bir çay içelim dedi. Oldu. Ondan sonra kardeşini, arkadaşını getirdi şey, liseli. Ya o da seviniyor olan bir şeyi getirmeye, getirebilmenin edasını yaşayacak. Zile bir basıyor. Hasan da zırr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 r
Ulan kim sabah sabah arıyor ya? Sabah sabah 9'a. Kim? Ondan sonra saate bakmadan kapıyı açıyor. Lan kim ya? Lan sabah sabah bir bakıyor. Abi ne sabah ya, saat 9:10. Şimdi o yeni gelen böyle bir adamı görse midesi bulanır ya. Aa, bundan bir ders dinleyelim. Ya hiçbir yerde ders kalmadı da senden ders dinleyeceğim. Oturun gençler, ben sana bir abdest alıp geleyim. Lan zaten adam oraya kafadan gittin yani. Kafadan girdim adamın psikolojisine. Kafa girdi ya. Şimdi o çocuk diyor ki ona nereden uyandırdık ya? Hizmet değil mi? Hizmet ehline bak. 11'lere kadar yatacak. Beyefendi avlularıyla gelecek abdest. Kahvaltı yapacak. Ne vakıfını, ne kimi aldatıyorsun sen? Kimi aldatıyorsun? Kendini aldatıyorsun. Kimseyi aldattığın yok. Orada göreceksin o makamı işgal etmenin, o unvanı kendine takınıp da istismar etmenin bedelini orada göreceksin. O unvanı kendine taktırıp dershane ve içtimaiyattaki kişilerin dini duygularını istismar etmenin bedelini orada ödeyeceksin. Böyle gençlerin, çocukların, liseli çocukların karşısında sabah sabah ya Allah koy. Kaç olur ama kaç oldu lan sabah? Oo, saatte 11 diyor. Bu çocuk ne olacak ya? Çocuk da ilk defa geliyor dershaneye. Peki ilk defa gelince nasıl bir imaj, uyduruk imaj? Nasıl bir görüntü verdin? Nasıl bir anlayış verdin o çocuğa şimdi? Hı? Ya oldu mu? Vicdanınıza havale ediyor. Oldu mu? Adam gibi olacağız. Kalkma saatin belli olacak. Yatma saatin belli olacak. Şeriata uygun olacak. Öyle bir sahabe vardı. Sabah ibadet ederdi, gündüz doruç tutardı. Karısı gitti şikayet etti. Öyle değil mi? O çağırdı peygamber. Ya felane, ben Allah'ın Resulü'nün peygamber. Estağfurullah ya Resulallah. Ben diyor, gece de kalkarım ama bak yattı kalkarım diyor. Yat kalk. Ondan sonra ben diyor oruç tutacağım günler belli. Pazartesi peşim. Hanımımla da beraber olurum. Takva ya. Hanımına yatmıyor. Gündüz oruç, gece namaz. Böyle bir adetullah olur mu? Peygamber zaten o sahabeyi men etti. Tamam hemen düzelt dedi. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Ayda bir hafta velerini bilmem nereler. Öyle bir şey olur mu dershanecilik? Öyle bir şey olur mu ya? Oturacaksın, vukuf ehli olacaksın. Vakfetmişsin. Vakıf olacaksın mevzuya, vakıf. Nasıl olacak? İzerlik vakıf mı olur? Ondan alma, ben sana yapma demiyorum. Ama dershaneyi istismar etme. Ondan takarak insanların dini duygularını istismar etme. Git evine, git iman sat. İşgal etme. Böyle bir dershane kapanması daha evladır. Liseli çocuk seni böyle görmemesi, görmekten daha iyiydi. Keşke görmeseydi, kapalı olsaydı. Çünkü aleminde nurcu denince bir şablon oturdu değil mi?
Onu başka zaman davet ettikleri zaman çocuk ne diyecek? Ha, ulan sattık aç. Mehmet, beni götürüyorsun ama. Ya burası orası değil. Olsun lan, 10.000 lan, şimdi yatıyorlardır. Bir de o uyku sersemiyle kalktı, abdest aldı. Fedakar da. Bir de düz kitap okuyor şimdi. Yeni gelen bir çocuğa, liseliğe. Çünkü yeni kalktı ya, kafa mafa yok, kafa dağınık. Tamam, biraz okuyayım çabuk da bir dini vazife gelsin, vicdan azabı çekiyor. Çünkü kahvaltı yapacağız da, acıktık ya. Şimdi bunu nasıl biliyorum değil mi işte? Şimdi bu çocuklara kırıp yapmasan da dinlemesi olsun. Vicdanı, vicdanı rahatsız. Evet, bir paragraf da okuyayım tamam mı böyle? Anlam. Güzel, anlamasanız da olur çünkü vicdanınız anlıyor. Allah o zaman aklını niye koydu? Sırf o zaman vicdanı anlayacaktı. He? Aklının sesi yok mu? Akıl diyor ki benim ayağım var diyor, ustad diyor. Ben yürümeye mahkumum, kalk gibi uçamam diyor. Ben diyor şeylerini diyor, esaslarını diyor gösterdim diyor. Siz incelerini istihraç edin diyor. Öyle mi? Sözler 37'de. Ben diyor misali yani bir kaba tabak kaba taslak bir şeyi söylüyorum. Yani bu simgeleri söyledim. Sen incelerini istihraç edebilirsin. Şimdi biz de ince manaları çıkarmaya çalışıyoruz. Diyor günlerden çıktı diyor. Tipi tipten. Eskide tipi tip vardı. Ya. Ustad diyor zaten ince manaları çıkart diyor. İncelerini sen istihraç et. Gördün mü o şey 37? Aç orayı. Öyle hatırlıyorum 37 sefer aç. Ondan sonra dersi bitirin. O da çıkarmadığı için dershanede duramıyor. Bu sefer dışarı. Çıkartamadığı için veya böyle bir gayesi olmadığından uçup gidiyor. Çıkamıyor dersin. Niçin? Çünkü o adam da bu hale getiren ondan önceki lastik. Arka lastik, ön lastiği takip eder. Tamam. Okur musun Mehmet? Şu hikaye temsiliyede olan hakikatları eğer fehmettin ise hakikat dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihraç et. Ya, mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen istihraç edeceksin. Barlada da var. Malum şeyleri nakille meşgul değiliz diyor. Biz istihraç-ı esrarla meşguluz diyor ustad. Kur'an ve hadisten istihraç-ı esrar. Biz de istihraç edilen eserde şifredir, komprimdir, hulasa olarak vermiş Risale. Ha, biz ayet ve hadisten istihraç yapacak seviyemiz yok. Edilmişten edeceğiz. Aha, burada 37 bak sayfa. Ben mühimlerini söyleyeceğim, sen incelerini istihraç et diyor. İnce manaları çıkartıyorsun ustada zaten emri. Bu konuda şer ve izah vazifenizdir diyor 56 Kasım onu. Bakmamıştın değil mi böyle şimdi? Evet. He? Öyle. Ya? Niye? Böylelik de olmaz ama. Ulan saat kaç ya sabah sabah aç yaptınız lan? Kafanıza bir şey mi düştü ya? Oha bir 11 saat. Yapma ya saate bakayım. Allah Allah. Ama bunu adet halinde getirirse yani sürekli böyle şey yaparsa. Hani kötü. Yani belki. İstisnalar olur. Mesela Berat gecesi, Kadir geceleri. O da nasıl yapıyorum? Genel olursa yok. Nöbetçi tutuyoruz şey yapıyorum. Bakıyorum kim zaafı var demeye gerek yok. Ha bu tamam. Ha, o da zaten vicdanlıdır. Bazıları herkes diyelim ki 15 kişi, 20 kişi dershanede ya. 30 kişi. Mutlaka dershanede 15 kişiden 1-2 kişi şey yapamaz. Hem yaşlılık veya zaafiyeti. O şey ihya edemez geceyi. O da 5 tanedir gece senede. 5. Onda birkaç kişi düşüyor yatağa, o işte sabah o kalkıyor, dükkan açar gibi açıyor. Anladın mı? Mesela bir misal söyleyeyim, kapatıyor. Aşağıda cumartesi dersi oluyor. Değil mi? Peki, dikkatinizi çekti mi? Ya ben cemaat yapılırken, cemaatin arkasında koltuğa oturuyor. Cemaat imam. Dahil olmuyor. Cemaata, cemaatle namaz kılmıyor. Cumartesi, umumi ders günü.
Gördünüz mü beni öyle merdivende? Olmuyorum. Gördüm. Yusuf niyeydi abim söyledi mi? Zili kapıyı açmış. Ha, bak oturuyor. Gelen ziller dışarıda kalmasın, namaza dahil olsunlar diye ben nöbetçilik yapıyorum. Birinci rekatı kıldılar. Bakıyorum. Zile bastı. Zile basıyor. Hemen abdestini al bak cemaate dahil ol. Hemen o, eğer ben oturmasaydım herkes namazda, o çocuk, o genç orada da, dışarıda kalacak. Yapın diye anlatıyorum. Bunlar hep Zübeyir abi, Rüştü abi anlattı. O da bize yaparak gösterdi. Sonra birinci rekat kıldım Ersan. Oturuyorum, zile basıyorlar abiyle geliyorlar ya. Basıyorum, tamam. Erkek galan giriyor, ben oturuyorum. Sen geç, geç, geç. Geç kardeş, sen dur. Tamam abi. Üçüncü rekatı da kıldı. Bakıyorum da önümde. Üç kıl. Dört rekat. Dört rekatın kıyamında değil gene. Rükü'den ta, yok şey yapma. Tayyata iniyor. O zaman ben dahil oluyorum. Ya Rabbi namazını, yatsı namazı. İmam Allahu Ekber dursa bile, artık o gelse bile cemaate yetişemez. Yetişemez durumdayken ben dördüncü rekatın son oturuşta kadeh ahirde, orada ben cemaate dahil oluyorum. Üç ve dört rekatı ben cemaatle kılmıyorum. Ta ki gelenlerin kapılarını açayım diye. Abi bunu artık o zaman gençlerden birisi yapsa daha uygun olmaz mı? Hayır. Onlar dahil olsun. Ondan sonra gençler yapsa bile diyor. Ben yapacağım ki görmüş, Yusuf görmüş. Başka gören var mı? Ben görmedim. Ben görmüştüm. Sen de görmüşsün. Senin zilinle ben açmış mıyım? Ya ben namazda dururken fark etmiştim bir şey, koltukta oturdu. Oturduğunu. He. Şimdi niye, mana verebildi mi, niye oturuyor diye? Belki böyle bir cemaatte bir... Arkadan bakacaksın. Anladım. Şimdi... Başka bir şey yoktur aslında. Yok, şey, bazen bir cemaatine bakma böyle bir... Hani secdeyi tam bir yanlış yapma. Ama kalbini açmak için onu hiç düşünmemiştim. Ya, dershane ondan sonra. Ve dershanede bir daha hata yapılıyor, şey... rüzgar tam şey yapamıyor, kapı kapanmıyor, açık kalıyor, ayakkabılar çalınıyor, açık kalıyor. Ya. Yani bu dershanecilik evet ufak gibi gözüküyor ama mesela insan, yeni gelen bir çocuk, talebe, bir de onu bulan, böyle iğrenç yapan, midesi bulandıran bir şey var. Nedir o? Lavaboya gittiği zaman, tuvalete gittiği zaman lavabo, havlu, mesela bazı havlular oluyor ki şunu diyesim geliyor. Alacağım. Ulan yeni yıkandım ya. Yeni abdest almıştım. Anladınız mı? Havlunun derecesi. Havlu kullanırsa aldım havluyu. Bu havluyu kullanırsa yeni yıkandım zaten. Bu kullanırsa bir de yıkanmam lazım. O kadar kirli. Havlular ıslandıktan sonra kurutulmaz. Yıkanır. Biz onu ta 80'de, 85'de çamaşır makinesi yok. Şuralarımız soyulurdu. Böyle battaniye yıkamaktan, misafirin nevresimini ve havluları yıkamak. Kesinlikle kurdurtmazdı. Ve yeni gelen birisine mesela yanlış bir davranışın veya kendi aranda olur veya ona karşı olur, umumi hukuktur değil mi? Tabii, çünkü onun zihninde şu var. Mesela yeni geldi. İyi de bir ders oldu. Ona uygun daha şey. Onun için ne yapacaksınız? Bir konuyu anlatırken mümkünse bir misal verdim. Onun zor bir yer. Eğer o misalin bir başkası da varsa, belki o ilgisini çekmedi o misal, misalini zenginleştir ama iki tane, üç tane iyi geçirme. Ötekisini bıktırırız. Bir misal, azami iki misal. Biliyorsun, o çocuğun, o gencin kafasına bir şablon kaldı mı, başka bir yere götürseler bir sene sonra, düz okundu, anlamadı. Nurcular böyle, dershanede böyledir demez. Ben bir yere gitmiştim, böyle değildi. Burada eksikti. Ama ilk şablon, ilk görüntü çok önemli. Lavabo pis. Havluyu alsam mı, almasam mı? Tuvalet acayip. Ders garayip. Bu çocuğun kafasında bir şablon oldu mu? Bir de bir yere gitme iştahası olmaz. İlk çok önemlidir. Sonra geçen hafta böyle bir şey oldu. Nasıl oldu? İyisini anlatacağım, kötüsünü de. Yok, kötüyü de anlat ki düzeltsinler. Yani genç bir tane çocuk geliyor ya buraya, öğlen dersine geliyor. Umraniye'den geliyor değil mi? Umraniye'den geliyor. İsmi neydi? Aslında bir tane Mustafa. Mahmut Mustafa, mavi gözlü, saçlı bir çocuk. He. 18 yaşlarında. Ha, böyle saçlı. O birisini getirdi, hoca. Hoca? İlahiyatçı falan. He.
genç ama 35 yaşlarında, geçen hafta gelmişti. İşte dersten sonra sorduk, abi nasıl dersten memnun kaldın falan, nasıl falan diye. Dedi ki, ben dedi bu çocuğun dedi şimdi buraya ne için geldiğini dedi, hak verdim dedi yani. Tabii oradan buraya yani niye geliyor diye merak ediyordum dedi. İlahiyatçı diyor. Ha, ilahiyatçı, burada da konuştuk. Ha, ne diyor ne diyor? Ben dedi şimdi dedi, bu çocuğun buraya dedi her hafta niye geldiğini dedi. Ta Umrani'den buraya. Hak verdim dedi yani şimdi dedi, gelsin dedi falan. Vay be. Neydi, neydi dersin konusu demin ki ne kadar? Geçen haftaki ders. Yani. Neydi? Ha. Laikalardan yapmış. Laikalardan. Hem de laikalarda gezinti 11. Barla laikası onlar. Ümraniye uzak değil ki abi. Adam Çorlu'dan geliyor her hafta ya. Evet doğru. Fransa'dan, Belçika'dan, Pazarından, Bursa'dan. Evet. Ama yani ilk intiba öyle olmasaydı belki... Çok kötü. Çok kötü olurdu. Onun 10 tane ilk intiba kötü olursa, ondan sonra 10 tane yere götürün gene düzelmez. Ama ilk intiba güzel, 20 tane kötü yere götürün, onu kafasından silemezsiniz. Çünkü adet ilahi böyledir. Onun için birisi birisini götüreceğiniz zaman rastgele bir rastgele yere götürmeyin yeniyi. Götürme. Yani yenilerin dilinden anlayan, onun diline uygun davranan, konuşan yeri bulun. Uzak da olsa. İlk önce bir defa oraya götürün. Uzak, abi ama mektepten şuraya gider. Hayır, ilk önce bunun dilinden anlayacak yere götür. Oraya götür. Ondan sonra burayı da tanıştırırsın. Bir iki defa oraya götürdüm. Ya burada da var. Diyecek ya buradakini anlamıyor. Ya o senin idareci. Tamam dönelim. Çünkü kafasında var ya. Doğrusu var ya. İlk şablondur. Değişmez. Çok zordur değişmesi. Peki. Vâhır da vâhım en ilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha'tıma selavat.